Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının üzerinden 30 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen mirası ve kültürüne ait bazı detaylar özellikle bugünkü Rus vatandaşları arasında hala kendisini gösteriyor. Çünkü 70 yıl süren ve dünya tarihindeki diğer yönetim biçimlerinden çok farklı bir hayatı vaat eden bir ülkeydi. Vaat ettiği gelecek bir baskı ve propaganda diktatörlüğüne döndü. Bu da insanlar üzerinde uzun yıllar sürecek etkiler ve alışkanlıklar bıraktı. Biz de Kablosuz Dergi'nin bu videosunda Rusların vazgeçemediği ve hala sürdürdüğü 6 Sovyet alışkanlığına yakından bakacağız. Videoya geçmeden önce bize destek vermek için ve aynı zamanda yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Rusya'ya gidenler veya bir Rus aileyi ziyaret edenler, Rusların neredeyse her şeyi sakladığını fark ediyor. Moskova'da insanların yaşadığı apartman bloklarından geçenler, balkonlarda eski tahta kayaklar, bozulmuş radyolar, araba parçaları, eski mobilya aksesuarları, elektrik tesisatlarında kullanılan parçalar ve daha bir sürü şey olduğunu fark ediyor. Aynı şekilde kilerleri de kullanılmayan çeşitli eşya, alet, edevat ve parçalarla doludur. Yine aynı şekilde giysi dolapları da ağzına kadar dolu, çok uzun süredir giymedikleri ve belki de bir daha hiç giymeyecekleri kıyafetlerini hala saklıyorlar. Evet, Ruslar eskimiş ve kullanım dışı da olsa eşyalarını vermeyi ya da çöpe atmayı göze alamazlar. Sovyetler Birliği'nde uzun yıllar boyunca mal ve ürün kıtlığı yaşandı. İnsanlar kendilerine lazım olan ürünler için aylarca sürecek sıralara yazıldılar. Saatlerce süren sıralarda beklediler ve bazen de kara borsada o ürünü aramaya çalıştılar. Eskimiş de olsa, bozulmuş da olsa, kullanılmasa da ellerindeki eşyaları atmayı israf olarak kabul görmeye başladılar. Yıllar önce gözden çıkardıkları bir eşya, yıllar sonra başka bir amaç için işlerine lazım olabilirdi. Ya da komşularının, tanıdıklarının ve akrabalarının ihtiyaçları olabilirdi. Herhangi bir şeyi ellerinden çıkarma korkusu öyle bir hal aldı ki yiyecek ürünlerini bile kapsamaya başladı. Bayatlamış ekmeklerden yaptıkları Grenki adındaki kızarmış ekmek tatlısı ve bozulmuş tatlı ürünlerini birbirine karıştırarak yaptıkları kartoşka keki bugün bile hala Rusların favori tatlıları arasındadır. Ruslar yeni bir ürünü kullanmaya kıyamazlar ve onu ilk kez kullanmayı mümkün olan en uzun tarihi ertelemeye çalışırlar ya da sık sık kullanmazlar. Birçok Rus, kendisine ev hediyesi olarak verilen veya aldığı kristal veya porselen takımları, çatal bıçak takımlarını, vazo bibo gibi süs eşyalarını kutularından hiç çıkarmadan saklar. Aynı şekilde yeni aldıkları bir giysiyi de ya mümkün olan en uzun süre sakladıktan sonra giyerler ya da sık sık giymemeye özen gösterirler. Bu sebeple dolaplarında modası geçmiş ama yepyeni duran birçok kıyafet vardır. Aynı özeni teknolojik aletlere de gösterirler ve mümkün oldukça koruyarak kullanırlar. Birçok Rus'un evinde televizyon kumandası eskimesin diye poşete sarılmış şekilde kullanılıyor. Bunun sebeplerinden biri az önceki maddede de saydığım gibi ürün ve mal kıtlığıydı. Ama daha da önemli başka bir sebebi var. Sovyetler Birliği döneminde devlet onlara parlak bir komünist geleceği vaat etti. Bu yüzden en değerli ve yeni eşyalarını kullanmak için o hayallerindeki müreffeh zamanı bekliyorlardı. Bu güzel zamanlara dair bekleyiş bugünkü Rus vatandaşları arasında hala devam ediyor. Rus vatandaşları ile iletişim kuran insanlar, bu iletişim sırasında söyledikleri lafların anlamının Ruslar tarafından daha düşünceli ve dikkatli dinlendiğini fark ediyor. Ruslar hem kendilerinin söyledikleri kelimelere hem de başkalarının söyledikleri kelimelere çok dikkat ederler ve ne anlama geleceğine ya da geldiğine etraflıca düşünürler. Bu Sovyetler Birliği döneminde halk üzerinde kurulan bir baskı sonucu ortaya çıkmış ve bugün de hala süren bir alışkanlıktır. Sovyetler döneminde kimin KGB ajanı olduğunu ya da kimin söylenenleri KGB'ye ilettiği belli olmuyordu. Komünist Parti kendi halkı üzerindeki baskıyı arttırdıkça daha çok tam zamanlı ya da gönüllü ajan çalıştırmaya başladı. Bu durumda herhangi bir vatandaşın ağzından çıkan bir kelimenin alakası olmamasına rağmen başına büyük dert açmasına sebep oluyordu. Ruslar da her kelimeyi tartarak konuşma ve dinleme alışkanlığı edinmiş oldu. Ruslar üst üste iltifatlardan ve bir anda samimi olmaktan pek hoşlanmaz. Gerçi İngilizler de övgüleri ve iltifatları kabul etmekte zorlanmalarıyla bilinirler dünyada. Ama Ruslar, birileri onlara gereğinden fazla ilgi gösterirse rahatsız hissetmeleriyle ünlüdür. Örneğin girdikleri dükkanda bir satış elemanı gereğinden fazla samimi olmaya çalışırsa muhtemelen hiçbir şey almadan o dükkandan çıkarlar.
Alçak gönüllü olmak bugün Rusların en iyi özelliklerinden biridir. Bu özellik de Sovyetler Birliği'nin herkesi eşit kabul eden ve herhangi bir insanın kendisini ön plana atmasını hoş karşılamayan anlayışından miras olarak kalmıştır. Ruslar ifadesiz, soğuk bakışları ve yüzleriyle bilinirler. Avrupa'nın herhangi bir şehrinde sokakta tanımadığınız bir insanla göz göze geldiğinizde tebessüm ederek selam verilir. Ama Rusya'da insanlara bakarsanız yabancılara çok nadiren tebessüm ettiklerini ya da gülümsediklerini fark edersiniz. Sokakta ifadesiz yüzle ve soğuk bakışlarla dolaşmak Sovyetler Birliği'nde hayatın bir parçasıydı. İnsanlar arasında çok fazla güvensizlik vardı ve hayatları da oldukça zordu. Bu sebeple gülümseyecek bir şey yoktu. Tabii ki onların da güldüğü anlar ya da fıkraları vardı. Ayrıca eski bir Rus atasözü der ki, sebepsiz gülmek aptallığın bir işaretidir. Soğuk bir yüz ifadesi takınmaları ve az gülümsemeleri onların dostça davranmayacakları anlamına gelmez. Ruslar evlerde arkadaşları veya akrabalarıyla saatlerce süren yemeklere ve birlikte vodka içmeye bayılırlar. Yemek masasında geçirilen süreyi uzatmak için klasik Rus yemeklerini yavaş yavaş tüketirler. Sovyetler Birliği döneminde dışarıda bir arada eğlenmek yerine evlerde vakit geçirmek daha güvenli bir etkinlikti. Bu evdeki güvende olma hissi Sovyetler Birliği yıkılmış olsa da bugün bile Rusların psikolojisi üzerinde miras olarak kalmıştır. Hala devam eden bu 6 alışkanlığa baktığımızda özellikle Sovyetler Birliği'nin son dönemlerinde yaşayan insanların hayatlarının oldukça zorlu olduğunu ve devletin hayatlarının üzerinde ne kadar baskı ve kontrol uyguladığını fark ediyoruz. Siz ne dersiniz? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bize destek vermek ve yeni videoları anında izlemek için abone olmayı unutmayın.